Bence bu durumda ertelenmemeli. Çünkü virüs yayıldı. Daha çok ilgilenmeleri gerekirken ertelememeleri lazım yani. Toplu olmak iyi değil tabii ki. Ama tabii ki de yasal prosedürlerinde devam etmesi gerekiyor. O konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hepimizi etkileyen bir durum kısacası. Bence daha geniş kapsamlı önlemlerin alınmasını istiyoruz yani hepimiz. Ya olması gereken bir aralığa kadar ertelenmesi. Geç alınmış bir karar. İdarenin zaten bir takım sorumlulukları var. Her şey için çok geç kalındı. Tedbirler olsun, vaka sayılar olsun, insanlarımızın kendine dikkat etmesi olsun. En mantıklı karar alındı. Zaten İl Pandemi Kurulu karar veriyor bunlara. Çok daha mantıklı oldu. Bence yerinde bir karar. Bütün etkinlikler, kalabalıklar, her şeyler yapılıyor. Siyasi olduğunu düşünüyorum maalesef. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan yeni genelgede tüm Türkiye'de kurum etkinlikleri 1 Aralık tarihine kadar ertelendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi oldu bence. Keşke komple kapatsalar da şu illet bitse. Tiksindik ya, iyice tiksindik yani. Konu hakkında iyi olmuştur. Yani olan o. En güzel karar bence. Yani yapılması gereken buydu zaten. Daha da sık tedbirler alınmasını istiyoruz yani. Polislerimizin, askerlerimizin hepsinin sahada olmasını istiyoruz. Ki bu virüs bitsin. Yani bir zahmet şu virüsün dağılması için en güzeli her tarafın kapatılması lazım. Yoksa bunun sonu gelmez. 10 yılda sürer, 5 yılda sürer, ömür boyu da sürer yani. En güzeli kapatılması. Geç kaldı diyebilirim yani. İnsanlar kendini tam olarak korumaya almıyorlar. Hepimiz o yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Yani faydalı bir şeyse iyi bir şeydir yani düşünüyorum. Çünkü faydalı olmasa ertelemezlerdi. Bence de iyi çünkü neden? Zaten ortada durum belli yani koronavirüs. Zaten her şey kısıtlandı. Sağlığımız için iyi bir şeyse yapılması güzel bir şey. Çok iyi bir karar. Destekliyorum. İstenilen o maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanmadığı için hastalık daha da çok yaygınlaştı. İyi bir karar diye düşünüyorum. 1 Haziran'da bu yapılan şeylerde yani 1 Haziran'a kadar her şey çok güzeldi. 1 Haziran'dan sonra açılmasaydı yani şu anda kapanmazdı diye düşünüyorum ben. Hani bir şekilde bir geriden önlem alarak gelmişiz. Yani bir yere kadar gelmişiz, aşmışız. Ama yani 1 Haziran'da açılması bayağı bir saçma oldu. Yani şu an kapanmazdı da yani müstehak diyelim yani. Öyle bir şeyler diyelim. Vallahi ben katılmıyorum. Niye katılmıyorum diye. Otobüslerde ayakta yolcu almıyorlar. Çok güzel. Tramvay paket gidiyor. Çarşı pazar adım atacak yer yok. Kimi kandırıyorlar? Yani maskenin daha çok... Ben sağlıkçıyım. Maskenin daha çok zarar verdiğini düşünüyorum. Buna da hemfikirim. Çok da inat ediyorum. Ha cezai memdiği takıyorum. Sağlık için takmıyorum ben. Kimse kimseye kandırmasın. Benim görüşüm bu. Valla başka da çok şey var da üstü kapalı öyle diyeyim. Peki kurum etkinliklerinin kapatılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Abi niye kapatıyorsun ya? Neyi kapatacaksın? Yani bir şey ya olur ya ölür. Yani mantıklı bir çözüm arıyorsan bir şeyi ya kapatırsın, tamamen kapatırsın ya da normal rutin akışına bırakırsın. Yani onu kapat, öbürünü aç. Ben katılmıyorum. Yanlış bir karar. Teşekkür. Ya bu konu hakkında herkes kendi çıkarının peşine düşmüş. Yani bu gerçek bir şey yani. Türkiye'mizde bazı önlemler alınmıyor. Önlemler alındığı halde bazı gerçekler ortaya sürülmüyor. Şu an ben hem bu virüsten dolayı bir hastalık atlatmış bir insanım. Devletimizden herhangi bir, yani nasıl söylesem, sağlık yönünden hiçbir tepki görmedik. Hiçbir destek de görmedik. İnsanlarımız birbirlerine sahip çıksın. Sadece bu. Bir de seçimlerde olsun, ne de olsun, seçimlerde de insanlar kim seçeceğini iyi bilsin. Sadece bunu söylemek istiyorum. Yani normal şu an ertelenmesi zaten toplu alanlarda bulunmamamız gerekiyor. Bu yüzden doğal bir karar. Söyleyeceklerim bu kadar. Ertelenmesi gerekiyordu zaten. Şöyle devletimiz gereken önlemleri alıyor. Halk olarak buna biz riayet edersek bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki genel olarak Kayseri halkı polis noktasını geçtikten sonra maskeyi indiren bir halk. İnşallah tedbirlere uyarlar. Bir an evvel Rabbim bizi bu virüsten kurtulmayı nasip eylesin. Ya insan sağlığı her şeyden önemli tabii ki.
İnşallah geçer yani bu koronavirüs. Bu kadar yani. Peki kurum etkinliklerinin ertelenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle baktığınızda birçok şey ertelendi ama yani hani ona paralel olarak. Ya bilmiyorum yani. Bir bildikleri vardır muhakkak. Bilmiyorum ki vallahi. Yorum yapamayacağım. Sonra ertelenmesi daha iyi olurdu. Yani insanlar virüs kapmaması ve sağlıkları açısından daha iyi olmaları için sonra ertelenmeleri daha iyi olurdu. Hiçbir fikrim yok hocam. Geç kalındı ya. Virüsün atma sebebi devlet dairelerinin ilerlememesi. Yani yapılan yanlış yani. Milletimize karşı da. Hani kurum işlemleri ilerlemese de ne bileyim millet de aç zaten. Böyle de olmaz abi yani. Olabilir. Bir şey diyemem ona. Yani bir şey diyemem, diyecek bir şey bulamıyorum. İyi bir şey. Yetkililer öyle düşündüyse öyledir yani. Hepsi bizim içindir zaten. Bizim yararımıza olan bir şeydir. Zararımıza değildir yani. Normal. Vallahi iyi olur inşallah. Ne diyeyim ya. Herkes kurallara uysa iyi olur. Bence iyi oldu etkilenmesi. Bence makul. İdeal. Ben zaten tedbirlerin sık olması kanaatindeyim, görüşündeyim. Bence yapılması gereken bir uygulama. Bu kararı alanlara da teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürlüğü'nün daha sıkı tedbirler almasını ben bekliyorum. Valiliğin de onları desteklemesini. İyi olur inşallah. Ya bence şimdi baroların yarın genel kurulları falan var. Büyük bir ihtimal onlar için diye düşünüyorum. Madem öyleyse bütün etkinlikler, kalabalıklar, her şeyler yapılıyor. Siyasi olduğunu düşünüyorum maalesef. Yani düşüncem şu, her şey için çok geç kalındı. Tedbirler olsun, vaka sayılar olsun, insanlarımızın kendine dikkat etmesi olsun. Her şey tamamen, yani kara düzen yaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Düşüncem budur. Saçma. Neden saçma? Yani doğru değil bence. Toplu olmak iyi değil tabii ki. Ama tabii ki de yasal prosedürlerinde devam etmesi gerekiyor. O konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bence bu durumda ertelenmemeli. Çünkü virüs yayıldı. Daha çok ilgilenmeleri gerekirken ertelememeleri lazım yani. Ben bunu düşünüyorum. Daha çok ilgilenmeleri lazım. Çünkü Amerika Başkanı bile şey olmuş. O yönden bilmiyorum, biraz ilgilenmeleri lazım. Bence yani ertelenmemesi gerekiyor. Çünkü yani günümüzde insanlar pek dikkate almıyor. Maskeyi hani düzgün bir şekilde takmıyorlar. El yıkama işte ne bileyim vesaire, bunlara dikkat edilmiyor. Hani kimisi diyor nefes alamıyoruz, kimisi ama hani evde falan da kalmıyorlar. Bu yüzden bütün yani insanlar için de yani sıkıntılı bir durum. Hepimizi etkileyen bir durum kısacası. Bence daha geniş kapsamlı önlemlerin alınmasını istiyoruz yani hepimiz. Yani dikkat edilirse çok seviniriz. En mantıklı karar alındı. Zaten İl Pandemi Kurulu karar veriyor bunlara. Çok daha mantıklı oldu. Bence yerinde bir karar. Ya olması gereken bir aralığa kadar ertelenmesi. Geç alınmış bir karar. İdarenin zaten bir takım sorumlulukları var. Bu sorumluluklar çerçevesinde isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum.